Neredeyse geldik Rayuga. Benimle tanıştırmak istediğim Beyblade'ci gerçekten bu çöplükte mi yaşıyor? Mercy dünyadaki bütün bilgisayarlara sızmayı başardı. Ve bulunduğu yerde burası. Dark Nebula'yı geliştirmemize faydası olabilir. Ha? Lütfen kendinizi Rayuka'ya tanıtın. Fırla! Gücü fazlasıyla etkileyici değil mi? Demek böyle hoş geldiniz Rayuka. Diyorsun. İlginç. O zaman ben de kibarlık yapıp hoş bulduk demeliyim. Hayatta kalma maçı. Tada! Hayatta kalma maçı mı? Evet. Bu WBBA tarafından düzenlenen geleneksel bir olaydır. Her yıl çok sayıda Beyblade'ci burada çarpışır. Macunla! Ve eğer maçı kazanan kişi siz olursanız... Ne oluyor? WBBA bir dileğinizi yerine getiriyor. Her ne isterseniz. Ne? Her ne istersek mi? Evet. O zaman hepimiz katılmalıyız çocuklar. Evet. Evet pekala. Evet. Ben kazanacağım ve bir yıl boyunca yiyebileceğim kadar biftek isteyeceğim. Hiç sorun değil. WBBA senin yerine biftek kızartır. Ve ben kazanırsam... Ben yeni bir fırlatıcı isterdim. WBBA sana son model fırlatıcı verecektir. Ben bir uçanalı isterim. WBBA sana oldukça güzel bir uçanalı... Bir dakika ne? Banyo. Eminim senin için bir tane yaparlar. Hayır, banyoyu kullanabilir miyim? Evet, elbette. Peki, senin dileğin ne olurdu Jingo? Ben mi? Bir düşüneyim. Tam 10,5 kattan oluşan soğansız bir hamburger. Sadece hamburger mi? Benim için ne olduğu fark etmez. Hayatta kalma maçının başlaması beni heyecanlandırırdı. Bu maça gerçekten güçlü rakipler de katılıyor olmalı. Onlarla maç yaptığımı düşünmek bile beni o kadar heyecanlandırıyor ki... Beyblade gibi dönmek istiyorum çocuklar. Ben de öyle. Aferin sana. Ne tür Beyblade'cilere karşı maç yapacağımı merak ediyorum. Bunu öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Öğrenmek için de hepsini yeneceğim. Karşılaştığım rakipler ne kadar güçlü olursa olsun o kadar güçlenirim. Sonra da... Beni bekle Rayuga. Bir kez daha. Vay canına. Harika. Şu uçaklara bakın. Nasıl da parlıyorlar. Muhteşem. Çok etkileyici. Pekala. Şu Beyblade'çilere baksanıza. Vay canına. Bu insanların hepsi mi yarışacak? Kaç kişi var merak ediyorum. Bu hayatta kalma maçı. Anlaşılan asıl benim için hazırlanmış mücadeleye benziyor. Hey, bu Kyo'ya değil mi? Evet, o. Ve şu da Jinga. Buradaki herkes çok heyecanlı. Ben de. Sen de mi katılıyorsun Madoka? Elbette tamirci olarak katılıyorum. Alet çantamı yanımda getirdim. WBBA'de gönüllü çalışıyorum. Güzel. Eğer Pegasus'un başına bir şey gelirse gözlerim bana seni arayacak. Hoş geldiniz Beyblade'çiler. Ben Gladir DJ. Hayatta kalma maçına hoş geldiniz. Lütfen uçaklara ilerleyin. Turnuva alanına doğru kalkış yapacağız. Hadi Jingo. Tamamdır. Gönüllüler lütfen buradaki kapıdan sıraya girin. Anlaşıldı mı? Tamam. Ben de geliyorum. Hey bekle, benim diğer uçağa binmem gerek. We'll be right back.
şimdi ne yapacağım? Acaba ben de mücadeleye katılmak zorunda mıyım, merak ediyorum. Merak etme Madoka. Ha? Tam arkandayım, anlaştık mı? Çok teşekkür ederim Jinga. Yeniden merhaba. Hepiniz hazır mısınız? Hazır mısınız derken? Hayatta kalma maçının başlamasına çok az bir zaman kaldı. Aşağıda gördüğünüz bu uzak ve terk edilmiş kara parçası hayatta kalma maçının gerçekleşeceği Beyblade adasıdır. Ama bomboş görünüyor. Kurallar çok basit. Diğer bütün Beyblade'çiler sizin rakipleriniz. Ne? Hayatta kalmak demek en zorlu şartların üstesinden gelmektir. Diğerlerini yenen ve ayakta kalan son Beyblade'çi kazanır. Ama en güçlü olmak için tek başınıza karşılaşmanızı gerektirmez. Eğer isterseniz daha güçlü bir rakibi yenebilmek için ekip de oluşturabilirsiniz. Elbette bazılarınız için kaçmak, saklanmak ve olabildiğince mücadeleden kaçınmak da bir seçenek olabilir. Şahsen ben en çok bu stratejiden hoşlandım. Bu arada işe yarar mücadele aletleri adanın dört bir tarafına gizlendi. Kısacası onları bulabilmek de sadece size kalmış. Onları bulmalısınız. Oo. Vay canına, alet ha? Acaba aletler neler? Ve son olarak WBBA kazananın bir dileğini yerine getirecek. Evet. Pekala, birazdan Beyblade adasına iniş yapacağız. Lütfen herkes koltuklarının altındaki sırt çantalarını yanlarına alsın. Ne? Sırt çantası mı? Benimki burada. Ha? Hepiniz hazır mısınız? O zaman geri sayıma başlayalım. 3, 2, 1, şimdi! Görüşmeyeli uzun zaman oldu Jinga. Hey Hikaru. Bu sefer ben kazanacağım. Yani gözünü dört aç. Seni burada görmek ne güzel. Tioma, Koma köyünden ayrıldığını hiç görmemiştim. Evet, dağların arasında bile hayatta kalma maçıyla ilgili söylentiler duyduk. Böyle bir fırsatı geri çeviremezdim, öyle değil mi? Yoksa sen de dileğini yaptırmaya mı geldin? Ben bir hayalperestim Benki. Gökteki yıldızlar kadar çok dileğim var. İyi şanslar. Umarım seninle kapışma fırsatı yakalarız. Hey Kiyo'ya. Bu kadar güçlü Beyblade'çiler varken neden yeteneklerimizi birleştirmeyi denemiyoruz? Bana hiç güvenme. He? Artık birer Beyblade'çi olarak kendi gücümüzü sınama vakti geldi. Ama Kiyo'ya. Jinga. Ha? Sonuna kadar dayanmaya çalış. Yoksa zaferim seni yenip kazanmasam hiç de tatlı gelmez. Sıkı tehditti. Hadi ama Kiyo'ya. Pekala, o zaman ben de kendi gücümü sınayacağım. Kazanıp koca sulu bir biftek isteyeceğim. Kenta! Aa. Senin planın ne? Ben de kendi gücümü sınamak istiyorum. Ve hatta belki de seninle çarpışmak Jinga. Peki. Kabul ediyorum. Planımsa sonuna kadar ayakta kalıp o zaman seninle kapışmak. Peki, anlaştık. Madoka, hadi aşağı inelim. Tamam. Evet. Hayatta kalma maçı. Kimin en iyi Beyblade'çi olduğunu göreceğiz. Pekala millet. Hazır mısınız? İyi şanslar. Acaba bu rakamlar ne anlama geliyor? Üç. İki, bir, fırla! Anlaşılan maç çoktan başlamış evet, bile. Evet. Fırla! Havaya uçur! Üçe karşı bir mi? Blader DJ takım oluşturabilirsiniz demişti. Evet. İşte bu. Evet. 323 numaralı Beyblade'çi elendi. Zeplinden kazanan ya da kaybeden herkesi takip ediyoruz. Hile yapanı görebiliyoruz. Yani aklınızdan bile geçirmeyin. 554 numara elendi. 908 elendi. 127 elendi. Pekala millet, elinizden geleni yapın ve kazanmayı hedefleyin. Bu rakamlar geriye kaç Beyblade'çinin kaldığını gösteriyor. Dostum, giderek heyecanlanıyorum. Hayatta kalma maçı harika bir şey. Bakın bu Jinga. Hey, doğru söylüyor. Evet, bu Jinga. Maç yapmak mı istiyorsun? Evet. Bekle Jinga. Az önce biri Jinga mı dedi? Evet, işte orada bu Jinga. Ha? Size bir şey söyleyeyim mi? Hepinize gününü göstereceğim. Bundan emin misin Jinga? Beş kişiye karşı bir. Biz kazanacağız. Birazdan bunu göreceğiz. Üç, iki, bir, fırla!
2, 1, fırla! Fırla! Hadi havaya uçun. Bundan Jinga bile kurtulamaz. Hem de 5 kişiye karşı. Ha? Fırla! Buna inanamıyorum. 425, 426, 427, 541 ve 542 numara elendi. İşte bu kadar. Sıradaki kim olmak istiyor bakalım? İşte bu tanıdığım Jinga. 5 rakibini de kolayca alt etmeyi başardı. Yarışmacı sayısı biraz daha azalana kadar yarışmayı izlemeye devam edeceğim. Yarışmaya değer olana kadar maç yapmama gerek yok. Vay canına. Bir beybiletçi tam 10 rakibini tek hamlede alt etmeyi başardı. Böyle bir şeyi kim yapabilir? Bana kalırsa burada garip şeyler dönüyor. Hadi hadi! İşte bu kadar. Kovanın tükenmez saldırısı. Çok kolay oldu. Çocuk oyuncağıydı. Evet. Tek seferde 4'ü gitti. Birkaç 100 tane kaldı. Ne? Oo. Çıkarın beni buradan. Çıkarın. Hey çocuklar, burada ne işiniz var? Ne gibi gülüyor? Öylece takılıyoruz. Eğlenceli. Benim yengeç tuzağıma değiştirin. Hey Tetsuya, bunu sen mi yaptın? Ama bu haksızlık. Bizi hemen yere indir. Bu isteğinizi yerine getirebilirim ama eğer benimle takım oluşturmayı kabul ederseniz. Ne? Bu hayatta kalma maçında kazanmaya devam etmek istiyorsam yardıma ihtiyacım var, anladınız mı? Ve sizler askerlerim olmayı seçseniz iyi olur. Ne? Böylece ben kral yengeç kazanabileceğim. Sana kimse yardım etmek istemez. Evet, doğru söylüyor. Yani hayır mı diyorsunuz? Tabii ki hayır diyoruz. Peki şunlara bakın çocuklar. İşte burada. Beyblade'leriniz. Ne yapıyorsun? Eğer bana katılmazsanız değerli Beyblade'lerinizin başı çok ama çok büyük belaya girecek. Hayır lütfen yapma. Bunu bize yapamazsın. Lütfen. İnce kabuklu dostlarım olacak mısınız? Asla. Demek Beyblade'leriniz pek umurunuzda değil, öyle mi? Beyblade'lerimiz elbette umurumuzda. Ama en az onlar kadar bir şey daha umurumuzda. Sen neden bahsediyorsun küçük sersem? Ruhtan. Ruhtan mı? Her zaman ateşin içine ne demek oluyor? Sana asla katılmayacağız. Sen çıkarcı hilekarın tekisin. Ha? Bu sesleri tanıyorum. İşte ruh budur çocuklar. Sizi beybiletçi yapan şey bu. Bu hiç eğlenceli değil. Anlıyorum çocuklar. Ha? Artık bunlara ihtiyacınız kalmamış. Ne? Hayır bu da eğlenceli. Neler oluyor? Herkes iyi mi? Sersem çocuk. Kenta. Olamaz. Ama ben tuzağa düştüm. Nereye gidiyorsunuz? Hey Tetsuya. Kim, ben mi? Her zamanki gibi kötü şeyler yapıyorsun. Artık bunun yanına kalmasına izin vermeyeceğiz. Peki şimdi ne yapacaksınız sersemler? Sizinle kavuşacağız. Ne? 5'e karşı 1 ha? Sizi hilekar beybiletçiler. Şu konuşmalara bakın. Yani 5'iniz beni kral yengeci düşürmek için hep birlikte mi kapışacaksınız? Ne kadar korkakça bir hareket. Ama ben çok yalnızım. Sizinle gerçekten arkadaş olmak istemiştim. Size zarar vermedim. Hep dost kalalım istedim. Demek istediğimi anladınız mı? Dostluk, dost olalım. Neden dost olarak yeni bir başlangıç yapmıyoruz sizi sersemler? Hayır mı? Madem öyle, diğer yengeçlere güvenmemek hiç hoş bir davranış değildir. Sanırım köşeye sıkışan ses. Sanırım başka çarem kalmadı. Kapışalım sersemler. Hadi. Pekala. Hemen oraya.
bitir işini. Durumun çok kötü. Ne yapsam acaba? Düşün, hadi düşün. İşte uçan bir fil gördüm. Merhaba. Elindeki okuyayla ne yapmayı planlıyorsun? Aslında onunla beybiletlerimizi ezmeyi geçirmiyordun, öyle değil mi? Söylesene. Elbette geçirmiyordum. Ben hiç öyle bir şey yapar mıyım? Ben sadece biraz ağırlık kaldırayım dedim. Bakın, bir iki, bir iki, bir iki, bir iki, bir iki, bir iki. İşte böyle. Pekala, vakit geldi. Gitsem iyi olur. Nereye gidiyorsun gençler? Hadi şimdi fırla. Özel hamle yayın alayım kıskacı. Muar'ın kızıl boynuz alttan vuruşu. Olamaz. Evet. ...82 numaralı yarışmacı Tetsu'ya elendi. Ne yani, beni kurtarıyor musunuz? Teşekkürler. Ne yapıyor gibi görünüyoruz? Tamam Keza, yukarı çek. Tamam, çekiyorum. Çekin. Hadi. Bizim gibi bir beybiletçi olarak bunu şimdiye kadar anlamış olman gerekirdi. Biz birbirimize işte böyle davranırız. Çok duygulandım, çok duygulandım. Teşekkür ederim. Hayatımda ilk kez böylesine ince düşünceli sersemleri tuzağa düşürdüğüm için kendimden utanıyorum. Sorun değil. Umarım bundan ders almışsındır Tetsuya. Bu çok utanç verici. O kadar iyisiniz ki sonunda dost diyebileceğim kara canlıları bulmayı başardım. Tetsuya. Demek sonunda değiştim. Şaka yaptım. Sersemler. Sizi koca sersemler. Siz çocuklar o kadar sersem. Yani safsınız ki. Eğlenceli bir rakip olacağından eminim. Seni yendiğim zaman kim gülüyor göreceğiz. Ha, Storm Aquarius Rock Leon'a karşı. Görünüşe göre ilginç bir karşılaşma olacak. Üç, iki, bir. Fırla! Kentai ile Benkei nerede? İkiye ayrıldık. Umarım iyidirler. Tetsuya'ya hiç güvenmememiz gerekirdi. Hazine sandığı. Şuna bak, muhteşem. İçinde ne var? Harika. Vay canına. Bu son model bir angle compass. Kenta, konuş benimle. Kenta. 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 Beni duyuyor musun Kenta? Benkei. Sen iyi misin Kenta? Evet. Çok üzücü. Güneşin ışıkları kabımın üzerinde parlıyor. Ve şimdi Beybilet adasında hayatta kalma maçında geriye şu anda yüzden az sayıda Beybiletçi kaldı. Kenta. Canın çok acıyor mu? Bakınca Beybilet mücadeleleri giderek kızışıyor. Acaba hayatta kalma maçının şampiyonu kim olacak?